Autodesk firması her yıl Mart ayında ürünlerinin yeni sunumlarını yayınlıyor. AutoCAD 2023 sürümü de bu ay çıktı. Bu videoda AutoCAD 2023'ün 30 günlük deneme sürümünü indirmeyi ve kurmayı göstereceğim. Kurulum dosyasını indirmek için web sayfasını açıyorum. Eğer burada olduğu gibi bir İngilizce sayfa karşımıza geliyorsa buradaki linki tıklayarak Türkçe sayfaya geçiş yapabiliriz. Açmamız gereken web sayfası bu. Bunu video açıklamasında belirteceğim. Dosyayı indirmeden önce sistem gereksinimlerine bakalım. Linki tıkladığında AutoCAD 2022 için gerekli olan sayfa açıldı. Bunu değiştireceğim. Şuradaki linki tıklıyorum. Ben daha önceden not almıştım. 2023 için gerekli olan sistem nedir onu göreceğiz. Sayfayı Türkçe yapmak için sağ tıklayıp Türkçe diline çevir tıklıyorum Chrome'da. İşletim sistemi 64 bit, Windows 11 ve Windows 10 1809 sürümü veya üzeri olacak. İşlemci için en az 2.5-2.9 arası bir işlemci, önerilen ise daha yüksek. Bellek 8 GB olacak. Ekran çözünürlüğü 1920x1080 en az. Ekran kartı 29 GB bölü saniye band genişliği olacak. DirectX 11 uyumlu olması gerekiyor. En az da 1 GB belleğe olması gerekir. Disk alanı 10 GB boş disk alanı olması gerekir. Önerilen SSD disk. Aşağıdaki bilgiler Mac için gereksinim bilgileri. İndirme sayfasına geçiyorum. Buradaki linki tıklıyorum. Buradaki listeyi açıp hangi AutoCAD ürününü indirmemiz gerektiğini belirtiyoruz. Burada birkaç ürün var. Buradan ben AutoCAD'i seçiyorum. Sonra ileriye tıklıyorum. AutoCAD'i indirmek için Autodesk'te bir hesabınızın olması gerekiyor. Ücretsiz bir hesap açabilirsiniz. Benim bir hesabım var. Onu kullanacağım. Eğer yoksa şuradan hesap oluştur linkini tıklayarak bir hesap açabilirsiniz. Buradaki formu doldurup hesap oluşturu tıklayıp gerekli işlemleri yaptıktan sonra hesabınız oluşuyor. Eğer hesabınız varsa buraya e-postayı girip sonra sonrakini tıklayıp sonra da şifreyi girip giriş yapı tıklıyorum. Burada dil değiştirebiliyoruz. Ancak diller arasında Türkçe yok. O yüzden İngilizce olarak bırakıyorum. Dosya indirmek için iki seçenek var. Birincisi yükle ile, diğeri de indir ile. Yükle ile dosya indirecek olursak bu web üzerinden kurulumu yapan küçük bir dosya oluyor. İndir ile ise tam kurulum dosyası indiriliyor. Yükle ile indirilen dosyayı ben daha önceden indirmiştim. Onu göstereceğim. Şöyle bir dosya. Boyutu küçük. 10 MB civarında. Bunu kullanmayacağım. Diğer yöntemi kullanacağım. Buradaki listeyi açıp indire tıklıyorum. Dosya inmeye başladı. Burada bir açılır pencere engellemesi var. Buna izin vermem gerekiyor. Çünkü iki dosya inmesi gerekiyor. Bittiği tıklıyorum. Bunu iptal edip yeniden deneyeceğim. İndir'i tıklıyorum. İki dosya inmeye başladı. Dosyaların indirilmesi uzun sürecek. Dosyalar indi. İki dosya. Toplamda 2.33 GB. Bunları seçip kopyalıyorum. Masa üstüne yapıştırıyorum. Kuruluma başlamadan önce kendi kullandığım bilgisayar ve özelliklerini göstereceğim. Bu sistem üzerine kuracağım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Kurulum için buradaki inen dosyalardan birincisini tıklayacağım. Bu ikincisi, bu da birincisi. Çift tıklıyorum. İnen dosyalar sıkıştırılmış paket dosyalar olduğu için bunların önce açılması gerekiyor. Açılacak klasör burada belirtilmiş. İstersek buradan değiştirebiliriz. Değiştirmiyorum. OK'yi tıklıyorum. C Autodesk klasörüne önce açılacak. Şu an dosyalar klasöre açılıyor. Sonrasında kurulum başlıyor. Kurulum için ön hazırlık yapılıyor. Çıkan uyarıya evet diyorum.
Buradaki kuralları kabul etmem gerekiyor. Buradaki seçeneği işaretliyorum. Next. Kurulum klasörü burası. Değiştirmek istersek buradan değiştirebiliyoruz. Değiştirmiyorum. Install tıklıyorum. Kurulum başladı. Kurulum tamamlandı. Finish ile sonlandırıyorum. Önceki sürümlere kıyasla kurulum çok sade, basit ve kolay olmuş. AutoCAD'i çalıştırmak için masa üstündeki simgeyi çift tıklıyorum. Buradan seri numarası girilir. Buradan A lisansı ayarlanır. Buradan ise Autodesk hesabıyla giriş yapılır. Burayı tıklıyorum. E-mail adresimi yazıyorum. Sonraki şifreyi giriyorum. Giriş yapı tıklıyorum. Bu öneriyi kapatıyorum. 30 günlük deneme sürümü başladı. 29 gün kalmış. Burayı da kapatıyorum. Bu seçeneği iptal edip OK'yi tıklıyorum. Burada kalan gün sayısını belirtiyor. Yeni bir çizim dosyası oluşturmak için buradan New'i tıklıyorum. Açık temayı kullanacağım. Sağ tıklıyorum. Options. Display. Buradaki listeyi açıp Light'ı tıklıyorum. OK. Önceki sürüme göre göze çarpan değişiklik. Simge değişmiş. AutoCAD simgesi. Buradaki file tab tasarımı değişmiş biraz. Alttaki model ve layout tabları biraz değişmiş. AutoCAD 2023'te gelen yeni özellikler neler? Onu web sayfasından görelim. Web sayfasını açıyorum. AutoCAD 2023'ün temel özellikleri burada listelenmiş. Bu videoda detaya girmiyorum. Kapatıyorum. Birkaç çizim yapacağım. Çizgi. Polyline. Daire. Dikdörtgen. Yazı. Katmanlar, yeni bir çizim dosyası, layout, evet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Thank you.